Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber bir dizi soru çözeceğiz. Güzel bir soru bence. Oğlum güldürme işte ya. Güldürüyor Bugün 3D yayınlarının AYT simülasyon matematik temelinden güzel bir dizi sorusuyla beraberiz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Videoyu durdurmayı, soruyu çözmeyi unutmayın. Soruda AN ve BN dizilerinin genel terimleri AN şu şekilde tanımlanmış. Burada bir şeylerden bahsediyor ve BN de toplam sembolüyle alakalı bir şeylerden bahsetmiş ve bize B96'nın kaç olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman biz N değerine 1 verdiğimiz zaman biz A1'i bulabiliyor muyuz? A1'i bulabiliyoruz değil mi? Burada A1'i nasıl yazarım? N yerine 1 yazdım. A1 kaç, hatta şöyle yazarsam daha tatlı olacak. Şunu değiştirelim. Şimdi A1 eksi 9 değil mi? Şuraya da A1 yazıyor. A2'ye bakalım. A2'ye baktığımız zaman ne gelecek? Eksi 6 mı? Evet. A3'e bakalım. A3'e baktığımız zaman eksi 3 mü geliyor? Evet. Devam ettim, 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 ettim. Küçük eşit 8 ifadesi yer aldığı için burada 8 verdiğim zaman var burada. Yani A8'i bulduğum zaman kaç geliyor? 24 eksi 12'den 12 değerine ulaşmış oluyorum. Aynı şekilde buraya baktığım zaman, şu kırmızıyla gösterdiğim yere baktığım zaman, ben 9 değerini verdiğim zaman A9 eksi 8'den A1 elde edecek miyim? Evet. Aslında A1'de zaten eksi 9 muydu? Yani ben buraya A9 diyebilir miyim? Evet. Geldim A N yerine bu sefer 10 vermek istedim. 10 verdiğim zaman A10 eksi A8'den, yanlış yazdım, A10 eksi 8'den ne gelecek arkadaşlar? A2 mi gelecek? Yani aslında buraya mıdır? Evet. Şöyle bir şey düşünebilir miyiz aslında? Buradan buraya 8 mi? Buradan buraya, buraya yanlış yazmışım. Şurası 10 olacak. Burası 8 mi? Evet. Devam edecek olursam, mesela ben A8 yerine A16 yazsam, yani N yerine 16 değerini yazdığım zaman burada A16 eksi 8'den yine A8 elde edecek miyim? Evet. O zaman şöyle düşünebilir miyim? Burayı da A16 olarak nitelendirecek olursam böyle böyle. Fark ettiyseniz A8 de 12, A16 da 12. O halde ben burasındaki arasındaki fark kaç? 8. Böyle böyle devam edecek olursam ben buraya A17 desem. Burada eksi 9 eşit olacak mı? Evet. Devam ettim. Üstüne 8 ekledim. 3 A25 de aynı şekilde eksi 9 mudur? Yani bu mantığı anladığınızı düşünüyorum. Her 8 artımın da sonuç buraya gidiyor. Bu şekilde düşünecek olursak şimdi soru çözümümüze geçelim bundan sonra. Hani size sorularına geçelim. Burada ne soruluyor? B96 soruyor. Peki ya B96'yı bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? N yerine 96 yazmamız gerekiyor. Peki ya toplam sembol dediğimiz şey, ifade neydi? Şimdi bu birden başlayacağız. N değeri kaç? 96. Neden? Çünkü B96'yı soruyor bize. O zaman N yerine 96 yazacağım. 96'yı bulabilmek için birden başlayacağım. 96'ya kadar gideceğim. Nasıl yani? A1 artı A2 artı A3 artı A4 bla bla bla, nereye kadar? A96'ya kadar gidersem bu benim B96 terimim olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman da siyahı aldım. Ben A8'i bir grupta, A1'den A8'e kadar bütün terimlerin toplamını bir grup olarak düşünebilir miyim? Şurada A8 olsun. Şurası bir grup. Sonrasında A8'den, yani A9'dan aslında, çünkü 8'e kabul ettik. A9'dan A16'ya kadar bir grup bulabilir miyim? Evet. 8'de 8'de böyle kaç tane grup var? 96'yı 8'e böldüğüm zaman 12 tane grup elde ederim. Yani 12 tane 8'li grubum var gibi düşünebilirim. Peki hala bu 8'li grupları nasıl düşünmem gerekiyor? Baktığım zaman ben burada 8'li grupların sayılarını biliyor muyum? Eksi 9, eksi 6, eksi 3 nereye kadar gidiyor? 12'ye kadar gidiyor. Peki hala bu bir grup mu? Evet. Bundan kaç tane var? 12 tane var. Gelin buradaki bir 8'li grubun, yani 8'li terimin toplamını bulalım. Burada bir toplam bir şey, neydi ya? Bak unuttum. Neydi ismi? Aklıma gelmedi de. Son terim eksi, pardon, artı ilk terim yapıyoruz. Zaten ilk terimiz de eksi 9 olduğu için ben buraya eksi 9 diyorum. Bölü 2 çarpı kaç yapacağım arkadaşlar? 8'de grup olduğu için ben burayı 8'de çarpacağım. 8'de çarpacak olursam burası, şurası kaç geliyor? 3. Buradan 4. Baktığımız zaman 12 ifadesini getiriyor. Zaten bizim 8'de kaç tane grubumuz vardı? 12 grubumuz vardı. O halde ben 12 çarpı 12'den, yani 12'nin karesinden 144 bulurum. Ki bu da cevabımız olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği. Bence güzel bir soruydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi geceler.